Selamlar efendim. Herkese iyi günler diliyorum. Şimdi size bu Ferdinand tankını inceleyeceğiz. Ferdinand bir tank destroyer. Tank destroyerlerin bildiğiniz gibi turretleri yoktur genelde. İstisnalar var tabii tureti olan tank destroyerler. Fakat Ferdinand'ın tureti yok. Ferdinand'ın güçlü bir gövdesi var, güçlü bir gön zırhı var. Kendi seviyesindeki bazı tanklara kıyasla. Çok fazla bir şey beklemeyin zırhından ama sürpriz sektirmeler yaşayacaksınızdır. Ferdinand'la sektirme açısından. Topunuz çok iyi bir top. Gerçekten kaliteli bir topunuz var. Biraz yavaş. Şöyle genel özelliklerine bakalım. Pardon. Bendeki mürettebatlarla birlikte ki çok fazla 2 skill'li, 3 skill'li mürettebatlar var bende. 9.9'luk bir top yükleme süresi var. 480 ortalama hasar veriyor ama bu tabii 530-560 vurduğu oluyor bu topun. Biraz RNG ile alakalı bir şey bu. Ortalama dermesi 246 mm birinci mermide. Şöyle yapalım, araştıralım. Biz en son topu koyduk abi. seviye 10 topunu koyduk. Seviye 10 topunu koyduğumuzda birinci mermi 246 deliyor. İkinci mermi 311 mm deliyor. Nişan almasına baktığımızda kötü bir nişan alması var. İsabet oranı 100 metre dalma oranı biraz düşük. Yani çok böyle uzaktan oynanabilecek bir tank değil. Zaten bunun abisi, büyük abisi de Jagdpanzer. Bunu da daha çok bir ağır tank gibi oynamanız mantıklı. Ferdinand'ı da aynı şekilde oynamanızı tavsiye edeceğim ben size. Daha mantıklı olacaktır. Dayanıklılığa geldiğimizde 200 mm'lik gövde zırhı var. Özellikle şu bölüm çok fazla sektirme yapacağınız bölümdür abi. Yine şu yanaklar aşağı yukarı 200 mm. Şimdi tank GG'den de bakacağız. Çok fazla bir şey beklemeyin. Sürpriz sektirmeler yaşayacaksınız. Özellikle seviye 7 tanklarla karşılaştığınızda zırhınız çok ön plana çıkacaktır diyebiliriz. 1500'lük bir canı var. Hareket kabiliyeti çok hızlı bir tank değil. Saatte 30 km hıza çıkabiliyor. İleri 30 km, geri 10 km yapıyor. Gördüğünüz gibi hız olarak da çok etkin olmasına rağmen bunu topuyla absorbe edebilen bir tank. Görüş mesafesi 477 metre. Gerçekten de iyi bir görüş mesafesi var diyebiliriz Ferdinand için. Ben de bu görüş mesafesini gördüğünüz gibi teleskop dürbün takarak destekledim. Siz burada nişan alma da takabilirsiniz buna. Fakat ben özellikle tank destroyerlerde teleskopik dürbün takmayı tercih ediyorum. Çünkü takımdaki orta tank ya da spot tank diyelim, light tank diyelim, orta tank demek yanlış olur. Light tank çok fazla bazen aktif olmuyor ya da oyunun başında ölüyor ve spot verecek biri kalmıyor. Burada iş size düşüyor ve sizin kendi spotunuzu, kendi şeyinizi vermeniz gerekiyor. İşte burada da teleskopik dürbün işe yarıyor diyebilirim. İkinci olarak da sürgü taktım ve son olarak da kamuflaj ağı takarak Ferdinand'ın tüm dolanlarını takmış oldum. Şimdi bir tank GG'ye bakalım. Tank GG'ye de bunu inceleyelim kısadan. Ondan sonra da maçımıza geçeceğiz. Maçımızda Ferdinand'la neler yapmışız ona bakacağız. Evet, Ferdinand'ın zırh şeması gördüğünüz gibi önümüzde. Her yer yeşil görünüyor. 210 mm, 200 mm, 100 mm, 201 mm gibi açılar var. Şu bölmesi dediğim gibi birazcık yüksek. Bu bölme 217 mm'ye çıkıyor. Alt zırhınızı sakladığınızda şu bölümü ve şu bölümü sakladığınızda buraya da açı verdiğinizde sektirebilirsiniz ama sektireceğim diye oynamayın. Daha çok yan zırhınız gördüğünüz gibi çok ciddi kalınlıklara ulaşıyor side scrap pozisyonda durduğunuzda ama tabii bu pozisyonda durduğunuzda da şöyle bir hesap makinesi açarak size anlatmaya çalışayım. Şu pozisyonda durduğunuzda da gördüğünüz gibi burası zayıf bölgesi oluyor Ferdinand'ın. Benim oynamaktan keyif aldığım bir tank destroyer Ferdinand. Sizin de eğer TD oynamayı seviyorsanız ve agresif oyunu benimsiyorsanız oynayabileceğiniz bir tank destroyer diyebilirim. Arka zırhı tabii yine çok fazla bir şey beklememeniz gerekiyor. Arka zırhından sadece açı verildiğinde gördüğünüz gibi ön zırh inanılmaz kalınlıklara ulaşıyor. Karşı karşıya kaldığınızda tankınızı şöyle fıtı 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 diye sağa sola oynatıp açı vermeye çalışabilirsiniz. Daha fazla burada vakit kaybetmeyelim. Hemen maça geçelim diyoruz. Ferdinand'ın maçta neler yaptığını göreceksiniz. Ve ona göre de bu tankı kasıp kasmama ya karar vereceksiniz. Ama bunun 9. seviyesi ve 10. seviyesi gerçekten etkilidir. Arkadaşlar, evet maçtayız. Evet arkadaşlar, Minsk haritasındayız. Şimdi yine bir plat arkadaşım var. Cafer'le birlikte oynuyoruz. Şöyle yapayım ben. Burada hemen tank isimlerini görelim. İkimiz de Ferdinand'ız. Onunki stok toplu.
henüz topunu takamadı, yeni almıştı. Oyuna zaten yeni başladı. Burada ben Cafer'e diyorum ki abi hızlıca şu bölgeye geçelim. Hiç bekleme yapmadan oraya geç diyorum. Ben basıyorum. Benle birlikte birkaç tank daha oraya geliyor. Rakip tanklara baktığımızda rakiplerin ağırlarının da oraya gideceğini düşünüyorum ki şu anda görüyorum orada geçerken tankları. Geçerken bir M3 tankından atış yiyorum. Bir tane de ıskalıyor M3 tankı bana. Hiç durmuyorum. Durmak gibi niyetim yok. Çünkü oraya tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Benle birlikte o bölgeye gelen bir IS-3 var. Şimdi kontrol görüyorum. Şanslı bir atış yapıyorum kontrola. Karnervon'a. O tepemden gördüğü için beni rahat denemiyor. Sektiriyor. Birazcık da açılı durmuştum. İşte dediğim gibi sürpriz delişleri ya da sürpriz sektirmeleri böyle yaşayacaksınız. Burada teke tekim. Şimdi burada arkadaşlarımdan destek bekliyorum. Bana göre avantajı var şu anda o tankın. Tarihi dönüyor, manevrası daha iyi ama atışları da sektiriyor. O açıdan çok da sıkıntıya sokmadı beni. Tabi bu atışı deldi. Karnervon AX. Ben biraz daha öne çıkmak istiyorum. Maddetine, komutan kapağına bakıyorum. Olmadı. İlk nişanımı alamadım. Ardından Projecto 46 geldi bana yardıma. Ben arkalamak istiyorum. Burada çok zekice bir şey yapıyor. Karnervon AX. Kendini tepenin arkasına atıyor. Karşıma bir tank geliyor. Onu arkadan vurdu. Karşımdaki tanka nişan alıyorum. Güzel bir atış yapıyorum. T28 Porta ki ön zırhı çok kalın bir tanktır. Ona rağmen delebiliyoruz. Bakın bu topla delemeyeceğiniz tank neredeyse yok gibi arkadaşlar. Ardından Karnervon'u da burada projektörü bir de garaja yolladık. Hasar almaya devam ediyorum. İkinci mermisi 311 mm deliyor. Çok inanılmaz bir deliş gücüne sahip. Tekrar T28 Porta. Prototip karşımda, onu tekrar deliyorum. Bakın iki atışımda da deldim. Özellikle birinci atışımda gördünüz. Ön zırhı bana dönüktü. Buna rağmen onu deldim. Burada küçük bir hata yapacağım ben. Tankımla buraya geçiyorum. Aslında demin altımı gizlediğim o T28 vurduğum pozisyonda kalmalıydım. Geçerken atış yedim. Çok gereksiz bir atış yedim. Açıkçası canımı çok bedavaya verdim ben. Hani T28 potla kafa kafaya gelmem orada sıkıntıydı. Onun zırhı bana göre çok daha etkili. Ama tabii ikimiz de birbirimizi deldik. T28 portun da etkili bir tank olduğunu bilmenizi isterim. Ardından basacağım. Burada işte altımı yana vereyim. Altımı gizleyeyim, önümü göstereyim diyorum yine. Yine karşımda mevcut tankı var. Mevcut tankını matletten deldim. Stella'nın hemen yanındaki, Namlu'nun hemen yanındaki o kalın bölgeden deldim. O bana attı, sektirdi. Burada birazcık da şanslıydım. Acele etmek zorunda kaldı M3 tankı. Altımı gizledim. M3 tankının tekrar çıkış yapmasını bekliyorum ve bu hatayı değerlendirmek istiyorum. Çıkacak diye düşünüyorum. M3 tankı evet kendini gösteriyor. Çok daha net bir atışım var. Deliyorum. O bana isabetsiz bir atış yapıyor. Iskalıyor. Ardından Projecto da onu vurmaya çalışıyor. İki tanka karşı M3 tankı Projecto vurdu. Bir kez daha Projecto vurduktan sonra yedi. Artık M3 tankının orada son bir atışlık haline getirdik. M3 tankı çıkmak istiyor, çıkamıyor. Arkası dolu, önü dolu. Ne yapacağını bilmiyorum fakat benim düşüncem burada bu hattı tutmak yolunda. Zaten haritaya baktığımızda takımımız da yukarıdan epeyce basmış. Orayı temizlemiş olarak görüyoruz. Evet, Projecto'nun gittiğini görüyor M3 tankı. Oradan çıkmak gibi bir niyeti var. Ben görüyorum, görür görmez de onu garaja yolluyorum. 2700 hasar verdik toplamda ve topumuzun kaliteli bir top olduğunu burada tekrar görüyoruz. Şimdi solunda 122 TM tank var. Bu tankın ilginç bir tareti var abi. 280 mm'lik bir taret var M3. Pardon, 122 TM tankında. O yüzden birazcık temkinliyim. Beni delebilme ihtimali var çünkü çok iyi bir gövdem yok. Çok güvenemiyorum. İkinci mermiyle büyük bir ihtimalle delecektir diye düşünüyorum. Skola geldi, ona basıyor. Ben yine aldığımı gizleyerek onun önüne çıkmak istiyorum. Öne atılıyor. Yan zırhını görüyorum ve 490 hasarla bu tankı da garaja yolluyorum. Evet, 2 kill, 3263 damage, 1330 sektirme ile yolumuza devam ediyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi takım gayet iyi oynadı. Bunun da etkisi var belki ama bizim de burada yüksek hasar veren, yüksek penetrasyona sahip olan topumuz sayesinde önümüze gelen tüm tanklara ciddi hasarlar vererek onların garaja gitmelerine sebebiyet verdik. Ferdinand'ın burada maç bitmek üzere artık sonlara doğru final konuşmalarını yapıyorum. Burada Ferdinand'ın topunun çok etkili bir top olduğunu görüyoruz. Zırhından zaman zaman sektirebileceğini görüyoruz. Zırhına çok güvenmiyoruz.
tankımızın. Fakat sidescript'te özellikle hareketli haldeyken epey sektiriyoruz. Tabi bu seviye 8 bir maç, seviye 9 ya da 10 maçlarda o zırhınızın da çok fazla önemi kalmıyor arkadaşlar. Artık 11-8 kazandık gibi diyoruz. Kazanmak üzereyiz. Burada ben nişanımı alacağım derken takım arkadaşlarım garaja yolluyor ve Scorpion da benim garaja yolluyor. Maç burada bitiyor arkadaşlar. Durduracağım burada maçı. Maç burada bitiyor. Genel olarak 3260 hasar, 1330 sektirme yaptık. Ferdinand bir ağır tank gibi onu kullanılması gerekiyor. Evet, geride de biraz yatabilirsiniz. Bu çıkacağınız haritaya ve maça da bağlı. Ama agresif oynadığınızda, takım arkadaşlarım da size destek verdiğinde seviye 8'de 490 vuran topunuzla zaman zaman 530 vuracaksınız, zaman zaman 500 vuracaksınız. Zaman zaman 450-460 vuracaksınız. Bu topla ve yüksek penetrasyonu olan bu topla rakipleri zor durumda bırakacağınız kesin. Silahınız güçlü bir silah. Yeri geldiğinde, uzaktan yeri geldiğinde yakından oynayın demekle yetiniyorum arkadaşlar. Kısa bir tanıtım oldu. Çok uzatmak istemiyorum artık videoları. Daha böyle seri bir şekilde anlatmak istiyorum videoları. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.